yorumlamaya ihtiyaç var mı bilmiyorum. Yani siz gazetecisiniz. Dolayısıyla son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a büyük katkı vermiştir. Kupa maçlarında da öyle. Dolayısıyla Gomez Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan, Galatasaray Spor Kulübü'ne her şeyini veren bir sporcu. Efendiliğiyle, mütevazi davranışlarıyla öne çıkan bir sporcu. Dolayısıyla spor, yani bu kişiliğinin yanında sportif manada da Galatasaray'a büyük destek olmuştur. Ben Gomis'in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri bulunacak. Ondan sonraki dönemde de sezon sonu itibariyle değerlendirmemizi yaparız. Transferlerle ilgili, evet, bir ara transfer dönemine giriyoruz. Ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksikliklerimiz var. Bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporlarla yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, bu işin hem güncel hem de ileriye dönük finansal projesini yapmak üzere ikisini birbirine çakıştırmak suretiyle transfer ihtiyacı olan noktalara yapacağız. Beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla teknik kadromuz da çalışıyor. Yani detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma işindeyiz. İki yönüyle. Sadece performans açısından değil ama çok dikkat etmemiz gereken kulübün bir de finansal yapısı var. Bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksiklerimizi gidereceğiz. Enver Bağlarbaşı, sporyumajans.com. Evet, ben gündemle ilgili, yelkenle ilgili sorum Sayın Başkan'a. Kalabış'ta yıllarca Fenerbahçelilere yüzmeyi öğrettiniz, biliyoruz. Galatasaray marşlarıyla yan yanaydı. Tabii sonunda onlar da yüzme şubelerini açtılar. Yelkende yan yana antrenmanlar yapılıyor. Bu da güzel. Marmara'da yoğun bir trafik var. Galatasaray Kulübü olarak Bodrum gibi yerlerde, dediğim Kuşadası, Alaçatı gibi yerlerde şubeler açmayı düşünmüyor musunuz? Çünkü oralarda gerçekten olimpik sporlar, rüzgarlar çok müsait yapılabilir. Böyle bir düşünceniz var mı? Galatasaray'ın yelkende çok şeyler yaptığını, yıllarca olimpik sporlara, ben amatör sporlar demiyorum. Çünkü artık amatör kalmadı desem yeridir. Dolayısıyla bunu yeterince biraz yansımıyor gibi geliyor bana Galatasaray'ın yaptıkları bu olimpik sporlarda. Biraz daha ilk defa, çünkü burada voleybolla ilgili, basketbolla ilgili toplantılara geldim, futbolla ilgili. Ama ilk defa bir yelken toplantısı oldu burada. Evet. O yönden sizi ayrıca kutlarım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce konuşurken Galatasaray'ın tesisleşme yönünde eksikleri olduğunu ifade etmeye çalıştım. Galatasaray'ın tesisleşme eksikleri derken, tabii biraz da teferruata girdim. Çok fazla detaya girmedim ama sorunuz çok güzel bir soru. Bu manada demek ki bunu biraz daha açmak, biraz daha çeşitlendirmek gerekiyor. Şimdi Galatasaray Spor Kulübü olduğuna göre hep şunu da ifade ediyoruz. Diyoruz ki, evet, biz sadece bir futbol takımı değiliz. Aynı zamanda bir spor kulübüyüz. Ve bir misyonumuz var. Galatasaray'ın yüklendiği 117 seneden beri gelen bir misyonu var. Bu, olimpik sporların Türkiye'de sevilmesi, yapılması ve en büyük sportif organizasyon olan olimpiyatlarda da başarılı olması, Türkiye'ye madalyalar getirmesi, içeride de Galatasaray'a şampiyonluklar getirmesi yönünde bir misyonumuz var. Hep ifadelerimde ama tesisleşmede eksiğimiz var. Futbol tesislerinde de eksiğimiz var, yüzme tesislerinde de eksiğimiz var, yelkende de eksiğimiz var, atletizmde büyük eksiğimiz var, salon sporlarında özellikle judoda, voleybolda var oğlu var.
Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu eksikliğin farkındayız. Ve özellikle Galatasaray'da tesisleşme hamlesini yapmak üzere biz de kendimize bir misyon edindik. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bütün bu saydığım sporların, özellikle salon sporlarını bir merkezde toplamak istiyoruz. Dağılmış vaziyetteyiz. Yüzme bir yerde, voleybol bir yerde, judo başka bir yerde yapıyoruz. Bu dağılmışlığın önüne geçmek için çok yakında yapacağımız bir lansmanla salon sporlarını bir yerde toplayacağız. Özellikle yelkenle ilgili güneyde iki tane takip ettiğimiz proje var. Galatasaray Spor Kulübü'nün bayrağını oralara da götüreceğiz. Bunu tabii devletten biz bu alanları bulduk. Kiralamak üzere de kendileriyle şu anda konuşuyoruz. İnşallah yakında bitireceğiz. Bu tesisleşme hamlesinin yapılması Galatasaray'ın için olmazsa olmaz. Ama her branşta söylüyorum. Çünkü bizdeki en son tesisleşme hamlesi 45 sene evvel yapılmış. 45 seneden beri de bir şey yapılmamış. Biz bunu kabul etmiyoruz yönetim kurulu arkadaşlarım olarak ve bu hamlenin sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Biz başlatıyoruz. Yönetimler dönemsel. Bizden sonra gelen yönetimlerin de bu hamlelere devam ettirmesi için bunun en büyük takipçisi olacağız. Çünkü Galatasaray'ın misyonuna yakışır şekilde bu tesislere ihtiyacı var. Onun için endişe etmeyin. Dediğin manada yelken içinde iki bölgede düşünüyoruz. İnşallah yakında onun da lansmanını gene buradan yaparız. Yelken'de ilk ve son lansmanımız olmaz bu yer. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Murat Akbaş, Fanatik Gazetesi. Başkanım, bu sezon çok önemli. Devre arasında Galatasaraylı oyunculara ciddi bir transfer teklifi gelirse ayrılacak oyuncu olabilir mi Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda? Ya şimdi transfer dönemi dendiği zaman da iki yönlü bir iş. Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Şimdi onun için yani buradan biz şu gelecek, bu gelecek şekilde bir açıklama yapmam hiç doğru olmaz özellikle şu dönemde. Elbette ki bu bir devir daim. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Bu bugüne mahsus bir şey de değil. Yüzyıllardan beri bu böyle olmuş bir olay. Dolayısıyla şu kadarını söyleyeyim. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız. Fazlamızın da farkındayız. Hepsinin bilincindeyiz. Yani çok sıkı takip ediyoruz. Özellikle sevgili Erden bir dakika bile şeyini, ilgisini Florya'dan kesmiyor. Devamlı hem teknik ekiple hem de benle olan irtibatı sayesinde bunun peşindeyiz. Özellikle Sportif AŞ'deki yönetim kurulu arkadaşlarım da bu konuda bilgilendiriliyor ve onların çabaları da, onların konuyla ilgili destekleri de çok önemli. O açıdan transfer sezonu zaten birkaç gün sonra açılmış olacak. Orada da hareketlerimiz, ne yapacağımız net olarak gözükecek. Bugün bir isim veyahut da mevki belirtmek son derece yanlış olur diye düşünüyorum. Değerli basın mensupları, lansmanımız burada sona eriyor. Biz bir yelken... soru vardı galiba. Tabii, buyurun. Hüseyin Kılıç, Yeni Gün Gazetesi. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Sorum Azat Bey'e. Galatasaray yüzme ve su topunda da Türkiye'nin çok önemli bir lokomotifi. Bu anlamda olimpiyatlar yolunda bu branşlara da destek vermeyi düşünür müsünüz? Yelken bize yetiyor zaten. Yani sadece Galatasaray Kulübü'ne sponsorluk yapmıyoruz. Biz bu yelkenin senelerdir içinde olmamız nedeniyle başı sıkışan bir sürü Anadolu kulüpleri özellikle. Hepsine karınca kararınca yardım ediyoruz. Yani kendimizi tamamen yelkene odaklamış vaziyetteyiz. Azat bir şey.